olduğunu çok kısa bir şekilde öğrenebilirsek seviniriz. Öncelikle teşekkür ediyorum ben sizlere. Çalışmalarınızdan dolayı emeğinize sağlık. Kültür elçilerimize ve oradaki izleyicilerimize de iyi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar. Nüfus bakımından, ekonomik bakımından, şehirleşme bakımından Türkiye'nin en küçük ilçelerinden biri, kültürel bakımından en zengin ilçelerinden biridir Arguhan. Mesut Bey, sesim geliyor mu? Geliyor. Çok net duyuyoruz. Böyle bir ilçenin Ankara'daki dernek yönetimine, kurul üyeliğine 24-12-2006 tarihinde geldik. Yapmak istediğimiz çalışmalar konusunda fikir alışverişi yapmak adına Ankara'nın 3 bölgesinde toplantılar yaptık. Yönetim kurulu olarak bu toplantıların sonuçlarını değerlendirip çalışmalarımızı ona göre yönlendirdik. Yönetim kurulundaki birbirinden değerli arkadaşlarımla bugüne kadar yaptıklarımız hakkında kısacık bilgi vermek istiyorum. Çocuklarımız bizim geleceğimiz olduğunu hepiniz bilirsiniz. Biz de çocuklarımıza imkanlarımız ölçüsünde ilköğretim ve ortaöğretimde okuyup maddi imkansızlıklar içerisindeki öğrencilerimizi dershaneye gönderdik. Yine üniversitede okuyan ve maddi durumu iyi olan öğrencilerimize de burs veriyoruz. Önemli bir olaya attığımız imza ise ilçemizin önde gelen ve sevilen kişilerinden oluşan hemşerilerimizle geniş çaplı bir istişare heyeti oluşturmak olmuştur. Bu heyet gerek Arguhan'la gerekse Arguhan'la hemşerilerimizle iletişim içerisinde olmak, birlikteliği sağlamada da yönetim kuruluna yardımcı olmaktır. Gerek hemşerilerimizle iletişim için, gerek etkinlikler yapabilmemiz, gerekse birlikteliği sağlamak için çok önemli olan derneğimize ait büroyu da Kumrular Caddesi 4-6 Kızılay'da 16-12-2007 tarihinde hizmete açtık. Burada birçok faaliyetlerde de bulunuyoruz. Uzman hocalarımızın eşliğinde bağlama, ses, satranç, folklor kursları veriyoruz. Ayrıca İngilizce, Almanca, fen ve sosyal bilgiler dersinde de etüt yapıyoruz. Mesut Bey, Arguhan'la türkülerle anlatmış yaşamını, sevdasını, sevincini, üzüntüsünü, sıkıntısını. Gurbeti söze dökmüş, çığlık çığlığa yükselmiş sesleri önce tüm ülkeyi sonra da dünyayı sarmış. Bizim sesimizi dünyaya duyuran ozanlarımıza, aşıklarımıza, şairlerimize vefalı olmak adına her yıl anma gecesi düzenleyeceğiz. Bu yıl merhum Aşık Bektaş Kaymaz'ı andık. Konuşmamın başında bahsettim kültür zengin olduğumuzu. Bunlardan biri de yöresel yemek günü. Bu bağlamda da o günkü şartlarda imkansızlıklar içerisinde ortaya konarak yapılan ve yaygınlaşan günümüze kadar varlığını sürdüren yemek kültürümüzün devam etmesi adına yeni kuşaklarımızın da bu değerlere sahip çıkması gerektiğine inanıyoruz. Ayda bir yapmayı düşündüğümüz yöresel yemek günler çerçevesinde yemeklerimizi geçmişten geleceğe taşımayı düşünüyoruz. Bu ay dernek büromuzda yöresel yemeklerimizden kömbeyi yapıp hemşerilerimize de ikram ettik. Değerli başkanımız, bu Arguhan dışında olup da o yöreye yönelik etkinlik yapan, çaba gösteren siz ve sizin gibi birçok değerli yöneticiler, değerli zatlar var. Bu konuda biz Yol TV olarak da sizlere bu katkılarınızdan, emeklerinizden dolayı Arguhan adına, biz Avrupa'daki Arguhanlar adına sizlere teşekkür eder. Yayınımıza katıldığınız için ayrıyeten ve Arguhan'ın Ankara'daki örgütlenmesine, dernekleşmesine katkı sunduğunuz için tekrar teşekkür eder. İyi akşamlar diliyoruz. Ben de böyle bir yayın da hazırlayıp bizlere sunan ve Arguhan'ın olmayan diğer hemşehrilerimize de, insanlarımıza da Arguhan'ı tanıtma adına
Ben de sizlere teşekkür ediyor, saygılar sunuyor, iyi yayınlar diliyorum. İyi akşamlar. Değerli izleyicilerimiz, Anadolu'nun farklı yörelerindeki yaşanan göçler dedik. Bu ekonomik nedenler dedik, doğa afetleri olsun.